Önemsiz gibi gözüküyor ama bence önemli olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Yüzyıllardır süren tartışma konusu kadınlar paraya mı tapar? Biliyorsunuz Instagram'da falan komedi sayfalarında daha önceden de karikatür dergilerinde ya da sayfalarda bunu görürdük. Bir kadın işte adamın önünden geçiyor hiç umursamıyor sonra adam para gösteriyor ve para çıkartıyor. Bir sürü kadın böyle adamın üstüne yağıyor. Instagram'da fotoğraf olarak falan yapıyorlar bunu. Bunları gülen var, tepki gösteren de var tabii. Kadınlar işte yüzeysel varlıklar mı, kendilerini para için satarlar mı vesaire. Ve tabii ki bizi seyreden bayan seyircilerimiz de aynısını düşünüyor büyük ihtimalle. Ama işin bir de şöyle bir yanı var. Gerçekten de birçok insan parası yokken ve üzerindeki kıyafet, arabası vesaire bunlar lüks değilken kız bulamayıp madde olarak yükseldiği zaman çok daha rahat bir şekilde bayan arkadaş bulma şanslarının olması. Çok ilginç bir şekilde benim de başıma geldi bu. Kızlara fazla konuşamadığım için genelde şey oluyor değil mi arkadaşlar? Reddedilmekten korkuyorsunuz. Bir ikincisi de standartınız yüksek oluyor. Birçok kişi gibi ya işte hiç çoktan iyidir de demiyorsunuz. Bu ikisi direkt perfect storm zaten. Saplık için perfect stone. Ehliyet aldığım ve araba kullanmaya başladığım yaz bir anda birkaç tane kızla çıktım falan böyle. Aynı anda değil merak etmeyin. O yüzden bu gerçek de var. Peki bu tartışma konusu neden önemli? Önemli olduğunu düşündüm dedim ya. Biraz daha anlayacaksınız arkadaşlar. Bu çelişkinin, bu ikilemin sonucu ne? Çünkü beni seyreden bayan arkadaşlar hayır yok öyle bir şey diyor. Ama beni seyreden erkek arkadaşların birçoğu evet gerçekten öyle bir şey var diyor. Cevap şu arkadaşlar. İnsanların çoğu yüzeyseldir. Doğru mu? Kadınların da çoğu yüzeyseldir. Erkeklerin de çoğu yüzeyseldir. O yüzden maddi olarak araban veya paran özellikle iyi model bir arabam varsa ki benim arabam harbiden eskiydi yani. Sadece iş görüyordu ama yaş olarak ben 1-2 yaş büyük olduğum için diğer arkadaşlardan ehliyeti olan 1 ya da 2 kişiden biriydim. Bu tür şeylerin olduğu zaman mutlaka yüzeysel düşünen, a arabası varmış şuna takılalım bizi gezdirir.'' diyen birileri denk geliyor. 1 iki kişi denk gelsin diyelim. Sonra 1-2 kişi denk geldikten sonra zaten kendine güvenin geliyor. Kendine güvenin geldikten sonra da bu sefer kızlara rahat konuşmaya başlıyorsun. Kızlar rahat konuşunca da gerisi geliyor. Runaway efekti gibi yani kaçış efekti gibi. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada aslında önemli olan erkeğin kendine güveni olması ve erkeğin konuşmayı bilmesi. O arabadan ya da maddi farktan dolayı gelen birkaç kız erkeğin özgüvenini arttırıyor. Erkeğin özgüveni arttıktan sonra artık rahat bir şekilde konuşabiliyorsun, rahat bir şekilde kızlara sorabiliyorsun, şuraya gelir misin falan diye. O yüzden arkadaşlar olay aslında tam olarak arabada değil. Ha bunun erkek versiyonları da var mı var? Hani söylediğimiz seksist ya. Çünkü mesela bir kadının arabası olsa erkekler konusunda başarısı çok fazla artmaz. O yüzden evet bu seksist ama bunun erkek versiyonunda dış görünüş, kadının dış görünüşü. Mesela atıyorum bir kadın normal şartlar altında erkek bulamıyor kendisine ama gidiyor ameliyatla göğüslerini büyütüyor. İlla bir iki erkek bulur. Neden? Çünkü kadının göğüsleri erkeğin arabasıdır. Tırnak içinde efayda. <laughs> kadının büyük göğüsleri erkeğin arabasıdır. Ha benim için bir kadının sadece büyük göğüslü olması fark eder mi? Benim için fark etmez. Biri çıkıp bunu dese ben de derim ki abi yüzeysel düşünüyorsun. Her erkek için bu geçerli değil ama şöyle bir şey var işte. Yüzeysel olan erkekler var ve hatta çoğunlukta bile diyebiliriz. Ha ben hiç mi yüzeysel değilim? Ben de yüzeyselim. Göğüs büyütme değil de kilolu bir kızla süper fit bir kızın arasında evet fark var, benim için de var. Bir tanesi sen çok iyi birisin ama çok iyi bir arkadaşsın. Ben seni arkadaş olarak görüyorum. Öbürü olabilir. Daha birkaç gün önce Hawaii Meteor Mother'da Barney şey diyordu. Hotness, craziness chart diyordu. Benim için o hotness, malness chart. <laughs> Erkeklerde de bu vardır mesela. Kızlardan sakladığımız sırlar. Fiziksel olarak ne kadar başarılı, bölü ne kadar mal. Eğer çok kafa biri ise fiziksel olarak ortalama olması yeterli. Eğer malsa fiziksel olarak çok üst düzey olması lazım. Birçok erkekte bu vardır ama tabii ki birçok erkek için mallık seviyesi o erkeğin zekasına göre değişir ve fiziksel olarak başarılılık seviyesi yine erkeğin kendi zevkine göre değişir. Ama böyle bir chart var. Tahmin ediyorum bu sadece tahmin. Herhalde kadınlarda da bunun çomarlık bölü zenginlik mi veya çomarlık bölü sosyal statü. Bence o zenginlik de değil. Bence sosyal statü. Çomarlık bölü sosyal statü chartı bence var. Dediğim gibi bu tahmin. Hala da yani bu tartışma konusunu söylüyorsun ama neden önemli? Şu bakımda önemli. Şöyle insanlar da var doğru mu? Adam zengin. Arabası falan da var. Ama yine kız arkadaş bulamıyor. Yine kız bulamıyor. Böyle çok insan var. Bir tanesi biliyorsunuz YouTuber'dı. Mass shooter oldu. Ben neden kız bulamıyorum? Ben de araba var, para var, her şey var deyip. Gitti böyle silah aldı. Yoldan geçen insanları falan vurdu. Ondan sonra intihar etti. Bunun haricinde Türkiye'de de böyle insanları çok görüyorsunuzdur. İnternet arkadaşlarınızdan. Para bende, araba bende, her şeyim var. Kızlar daha ne istiyor falan. Gördüğünüz gibi evet böyle insanlar da çok var ve demek ki bu da çözüm değil. Peki neden bunların kız arkadaşı yok? Şimdi önemli noktaya geliyoruz arkadaşlar. Çünkü konuşmasını bilmiyorlar. Kızlarla iletişim kurmasını bilmiyorlar. Ben neden çok ileri yaşa kadar kızlarla çıkamadım da işte araba sahibi olunca çıkmaya başladım? Aynı sebep bende de geçerliydi. Ben de fazla iletişim kuramıyordum. Konuştuğum zaman reddedilirsem ne olur diye korkuyordum. Ancak araba olmadan önce de sanki arabam varmış gibi o güvenle özgüvenle konuşsaydım arabamın olmasına gerek kalmazdı. O yüzden para değil de sosyal statü dememin sebebi o. Çünkü param var, konuşamıyorsun, kimsenin iplemediği bir adamsın, gene olmaz. Zengin falan değilsin ama ünlü oluyorsun. Mesaj kutun dolar. Facebook'ta evli yazana kadar mesaj kutuma sürekli mesajlar geliyordu. Şuna da eminim yani en böyle olmaz diyecek adamı düşünün. Ne bileyim çok güzel hareketler bunlardaki Ersin'in bile baya bir alıcısı vardır. Sırf ünlü olduğu için. Bu yüzeysellik mi? Evet. Bir de tabii şöyle bir şey var. Sırf bu yüzden sizinle birlikte olacak kızlar da sizi mutlu etmez bence. Çünkü o ününüz ya da sosyal statünüz giderse sizi terk ederler. O yüzden her zaman için iletişim kurmayı bilmeniz lazım. İletişim kurmayı bilirseniz hiçbir şey olmasına gerek yok. Orada işte şu önemli. Reddedilme korkunuz olmamalı. Hani hep şunu görürsünüz ya. Ya abi tipsiz herifin teki ama baksana takıldığı kızlarla falan diye. Evet çünkü adam tipsiz ama aynı zamanda yüzsüz. Konuşmayla ilgili taktiklere daha önceden girmiştim arkadaşlar. O yüzden burada tekrardan anlatmayacağım ama olay bu. Yani bu çelişkinin ya da bu tartışma konusunun özünde aslında bu var. Bunların kadın versiyonları da var. Onlarla ilgili konuşalım mı? Hadi çok kısa konuşalım. Bayan seyircilerimiz de var çünkü. Üç tane olsa da, pardon 4 mü? Bunu da genel olarak soruyorlar. Abi neden bayan seyircilerin daha az diye. Yani internet üzerinde yayın yapan insanların zaten bayan seyircileri daha az. Genele ya da ana akıma hitap edenler hariç. Biz biraz daha nerd kültüre hitap ettiğimiz için bizim bayan seyircimizin az olması gayet normal. En böyle televizyon şovu gibi yapan Oğuzhan Uğur zaten onun bile bence yarıdan azdır bayan seyircisi. Bir de diğerlerini düşünün Cahir Enes Baturlar. Tabii ki erkekler çok olacak yani. Bayan seyircilerimiz için de az önce şey dedim ya fiziksel başarılık bölü mallık. Gerçekten bazı kızlar oluyordu. Gidip tanışıyordum vesaire. Uzaktan gördüğüm zaman abi erişilmez herhalde falan diyordum böyle. Gidip tanışıyordum. Bir 10 dakika yarım saat falan konuştuktan sonra kaç 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 diyordum kendime sonra bakıyorsun. Maalesef o yüzeysel dediğimiz erkekler ile birlikte olmuşlar ve erkekler de işlerini bitirdikten sonra terk etmiş. Sonra o kızlara bakıyorsun. Erkekler de işte hep böyle. Kadına değer vermez. İşi bittikten sonra aramaz. Bu da önemli bir şey. Kafa olarak içinin dolu olması lazım. Sadece fiziksel olarak başarılıysan bu olur. Yani ya aşırı kılıbık bir erkek arkadaşın olur. Onunla da mutlu olabileceğini sanmıyorum. Ya da erkekler biraz sende takılıp gider ya da benim gibi dürüst olurlar hemen kaçarlar. Genel kültürün olsun, bilgi sahibi ol, hobilerin olsun, becerilerin olsun, konuşulabilecek yanların olsun yani. Ve dolayısıyla da kendine güvenin olsun. Yani şu modern şehir hayatında hani artık şey değiliz ya yaşım geldi görücü usulüyle beni evlendirsinler falan modunda değiliz artık. Modern hayatta yaşıyoruz, şehir hayatında yaşıyoruz. O yüzden ona uygun bir şekilde kendine güvenin olması lazım. Aman evde kalırım komşular ne der korkunun olmaması lazım. Birçok kişi de bunun olduğunu görüyorum. Eğer bunu diyorsan o zaman söyleyeceksin aileni görücü usulü evlendirecekler seni. Ama mutlu olamayacaksın. Çünkü köyde yaşamıyorsun. Ya da işte şu erkek benimle birlikte olmak istiyor, benimle çıkmak istiyor ama bir süre sonra kaçar mı? Bence bunu da kafana çok takma. Eğer kafalarınız gerçekten uyuşuyorsa yani bir an önce bir erkek arkadaş bulmam lazım, bir an önce koca aydayı bulmam lazım şeklinde bir acelen de olmasın. Kafalarınız uyuşuyorsa çıkarsınız. Ayrılırsanız da ayrılırsınız. Belki de evlenirsiniz. Yani olursa olur. Bunu düşünürsen o zaman mutlu olursun. Bunu düşünemezsen istediğin kadar güzel ol, mutlu olamazsın gene.